Hatay Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik Planı 2011-2013 yılları değerlendirme toplantısı İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda Hatay Valisi Celalettin Lekesiz'in katılımıyla gerçekleşti. İTSO Başkanı Levent Yılmaz'ın da hazır bulunduğu toplantıya tarım sektöründen çok sayıda iş adamı katıldı. 2000 yılından bu yana 2013 yılı verilerine bakıldığında Hatay'da büyük bir artış olduğuna vurgu yapan Vali Lekesiz, dünyada ayaküstü bilgiyle sektör yönetimlerinin olmadığına vurgu yapıp ayaküstü bilgilerden kaçınılması gerektiğini söyledi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İskenderun Kaymakamı Hasan Özyeğil, tarımın ülkemizdeki ekonomik etkisine dikkat çekip, Türkiye'de ihracatın %20'sinin tarıma dayalı sanayi alanlarından oluştuğunu söyledi. Özyeğil sözlerine şöyle devam etti. Tarıma ciddi anlamda araştırma ve geliştirmeye ödenek ayırmakta, ayrıca istihdam noktasında ciddi imkanlar oluşturmaktadır. Bu boyutta bakıldığı zaman ülkemizin sürdürülebilir büyümesinin sağlanması noktasında tarım sektörü çok önem ifade etmektedir. Bu boyutta özellikle ihracatımızın yaklaşık %20'si tarıma dayalı sanayi oluşturmaktadır. Bu anlamda özellikle net döviz girdisi sağlayan sektörlerin başında tarım sektörü gelmektedir. Bilindiği gibi ülkemizdeki cari açığı bertaraf etme noktasında özellikle net döviz girdisi sağlayan sektörler ülkemizin kalkınması, refahı, bireysel ve toplumsal anlamda refah için kaçınılmaz unsurlar olmaktadır. Bu boyutta bakıldığı zaman ülkemizin tarım politikasının belirlenmesi, işler hale getirilmesi ve özellikle Avrupa hesabatıyla uyum sağlaması noktasında ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bu boyutta Avrupa müktesebatının 80 bin sayfayı bulduğunu düşünürsek, bunun yaklaşık 30 bini tarım ve tarım uyum politikaları teşkil etmekte olduğunu görüyoruz. Bu da tarım sektörünün sanayide çok gelişmiş ülkeler için bile çok ciddi bir anlam ifade ettiği ortaya koymaktadır. Bu boyutta bakıldığı zaman ilimiz ve özellikle ülkemiz ve özellikle ilimiz Hatay için tarım cidden hem ekonomik hem toplumsal hem de sosyal anlamda ciddi bir önem arz etmekte. Bu boyutta ülkemizin, ilimizin tarım potansiyelinin belirlenmesi, ürün deseninin ortaya konulması, mukayeseli üstünlüklerin belirlenmesi noktasında ciddi bilimsel çalışmaların yapılması ilimiz Hatay için vazgeçilmez unsurlar olarak görülmekteydi. Bu boyutta bakıldığı zaman belki de ülkemizde ilk defa bu boyutta bir ili kapsayan çalışma yapıldığını memnuniyetle görmekteyiz. Bu çalışmanın sonucu, somut olarak baktığımız takdirde bireysel anlamda üreticilerimizin bugünden yarına daha iyi olmasını sağlamak için temel unsurları ortaya koyması gerekmekteydi ve bu gerekliliği de hakikaten yerine getirdi. Bu boyutta bakıldığı zaman böyle bir Hatay Tarım İl Stratejik Planı'nın ortaya konulması ilimizin ihracatta, tarım potansiyelindeki ihracatta mukayeseli üstünlüğünü sağlayabileceği gibi özellikle Orta Doğu'ya yapılan ihracat noktasında ciddi üretim güçlerinden ve ihraç güçlerinden olacağını kaçınılmaz olarak göstermektedir. Bu boyutta ben üreticilerimiz adına hakikaten böyle bir planın hazırlanması, uygulanmaya konulması noktasında çok değerli Sayın Malim Mehmet Celalettin Nekesi'ne, Tarım İl Müdürlüğümüze gerçekten teşekkür ediyorum. 2000 yılından bu yana 2013 yılı verilerine bakıldığında Hatay'da büyük bir artış olduğuna vurgu yapan Vali Lekesiz ise dünyada ayaküstü bilgiyle sektör yönetimlerinin olmadığına vurgu yapıp ayaküstü bilgilerden kaçınılması gerektiğini söyledi. Lekesiz sözlerine şöyle devam etti. Nereye gidiyor onu göreceğiz. İçimizin değerli kaymakamının da belirttiği gibi takdir edersiniz ki tarım sektörü önemli. Ülkemiz için fevkalade önemli. Ülkemiz için önemli ama Hatay ilimiz için daha da önemli. Rakamlar onu gösteriyor. Ülkemizdeki toplam istihdamın yaklaşık %16'sı tarım sektöründeyken ilimizde toplam istihdamın yaklaşık %32'si tarım sektöründe, bunun için önemli. Türkiye'nin toplam gayri safi yurt içi hasılasının aşağı yukarı %8'i tarım sektöründeyken ilimiz için bu oran aşağı yukarı %16 küsur. Türkiye'de toplam nüfusun yaklaşık
%20-22'si kırsalda, geri kalan %78'i kentlerde yaşar iken ilimizdeki duruma baktığımızda hemen hemen %50-%50 gibi. Yani bizim toplam nüfusumuzun 1.503.000 nüfusun %50'ye yakını kırsalda yaşıyor. Bu halde salt kırsal tarım değil, kırsal kalkınma ve tarımın iyileştirilmesi çok önemli. Değerli davetliler, işte bunun için bu planı bundan 4-4,5 yıl önce hep beraber yaptık. Bir 15-16-17-18 ayı sürdü. Niçin yaptık bu planı? Şunun için yaptık. Dünya böyle çalışıyor. Dünya günlük ayaküstü doğrularla filan sektörlerini, alanlarını, işlerini yönetmiyor. Şu soruyu şöyle sormak mümkün. Şimdi 2000 yılında Hatay'ın toplam tarımsal üretiminin parasal karşılığı 2000 yılında 565 milyon. 2013 yılı sonu itibariyle baktığımızda 3 milyar 165 milyon lira filan. İyi bir artış var. Yani Hatay hamurunu satıyor, narenciyesini satıyor, zeytinini satıyor, büyükbaş, küçükbaş hayvan, kanatlısı, arısı, aklınıza gelen gelmeyen tarım sektöründe ne varsa hepsini üretiyor, satıyor. Toplam elde ettiği gelir 3 milyar 165 milyon lira civarında. Hepimizin cevabını aradığı soru, bunun daha fazlası olabilir. Cevap çok açık, elbette olur. Hatta soruyu şöyle soralım. Hollandalılar olsaydı, 1 milyon 503 bin nüfusun yerinde Hollandalılar olsaydı veya işte Fransızlar, Almanlar, şunlar bunlar olsaydı, bu rakam çok yükselirdi diyor muyuz? Diyoruz. O halde ne yapılması gerekiyorsa hep beraber onu yapacağız. Bunun iki önemli ayağı olduğunu değerlendiriyoruz. Bir tanesi tarımsal altyapının iyileştirilmesi. Hatay'ın toplam tarımsal üretiminin parasal karşılığını daha da fazla artırmamızın yollarından önemli birisi altyapıyı iyileştirmek. Bunlardan bir tanesi ekonomik olarak sulanabilir arazimizin sulanabilir hale gelmesi. Bizim ekonomik olarak sulanabilir arazi miktarımız ilimiz genelinde yaklaşık 125 bin hektar. Bu 125 bin hektar arazinin maalesef bugün itibariyle son yıllarda yapılan çalışmalara, yatırımlara rağmen aşağı yukarı %20'si sulanabiliyor. Oysa bizim ekonomik olarak sulanabilecek daha %80 geride kalan 100 bin küsur hektar arazimiz var. Yeni yapılan, yapılmakta olan, bitmek üzere olan ve Arsuz bölgesine de yapılacak olan yeni barajlarla en geç 2017 yılına kadar ilimiz genelindeki 125 bin hektar arazinin hemen hemen %96'sı, 97'si sulanabilir hale gelecek. Hem nasıl sulanacak? Basınçlı sulama sistemiyle sulanacak.